Evet arkadaşlar, bugün yine yeni aldığımız bir televizyonun, yine BİM'de satılan K-Smart televizyonumuzun 32 ekran kurulumunu yapacağız. Tabi kurulum yaparken normal uydu cihazına göre değil, merkezi sistem kullandığımız için merkezi sisteme göre yapacağız. Menüye giriyoruz. Öncelikle şuradan şeyi göstereyim. Ayarlarda karışıklık olursa Search kaynak kısmından tıklayıp şu ekranların hiçbirisi değil. USB, HDMI, bir SCART kablosu. Şunlar hiçbiri değil. Karasal yayın falan filan değil. Dijital video broadcast S kısmını seçiyoruz. Ondan sonra menüye gelip buradan gelişmiş ayarlar diyoruz. Burada uydularımız var. TürkSat. Biz buradan ne yapıyoruz? TürkSat'ı seçiyoruz. Şimdi burada LNB frekansı 9750 10600. LNB gücü 13, 18 ve bunun alternatifleri denilebilir. 22 kz açık DAISEC. Benimkinde bir merkezi sistemlerde arkadaşlar yapmanız gereken bu. Benimkinde LNB 1 olacak. Sizde 2 3 DAISEC 1.1 var bir de. Onda daha fazla frekans aralığı var. Biz burada benimki şimdi şöyle yapalım. 2'ye gelelim. Benimkinde 1. Evet, şuradan anlaşılan menü tuşuna basıp geliyoruz. Buradan enter yapıp transporter için gördüğünüz gibi EPG kumandamızdaki EPG tuşuna basıp ya çalışan bir uydu 12380 2380 gördüğünüz gibi hemen sinyalimiz geldi. Yani benimki gördüğünüz gibi 9750 10600 13 18 ve 22 kz açık DAISEC 1. Yani merkezi sistemi kurulumum LNB 1 2'de 3'te yok. 2'de var. Evet. Şimdi gelelim. Şuradan maviden mavi tuşa basıp bir tarama yaptıralım. Hızlı tarama diyelim. Hızlı tarama yaptıralım. Frekanslar tarayın. Tuştan sonra Exoda kullanmış. Uzmanlar geliştirdi dünyanın. Yani hızlı tarama deyince demek ki sadece Exoda kullan. Hızlı tarama deyince tek bir kanalda arama yaptı. O bizim işimize yaramaz. Şöyle. Menüye tekrar giriyoruz. Oradan kanal kısmına geliyoruz. Gelişmiş ayar. Buradan ayarlarımız zaten yapılmıştı. Tekrardan mavi tuşumuza basıp tarama yapıyoruz. A tarama diyelim. Servis tipi. Tüm tümü diyelim. Şifreli. Şifresiz FTA olması lazım. Evet. Tarattırıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi sistem tamamen taramaya başladı. Evet, gördüğünüz gibi kanalları bulmaya başladı. Ve kanalları bulduktan sonra hafızalıyor. İşte bu kadar. Fiyatına göre güzel bir cihaz.
kumandası kullanışlı. İyi seyirler.